deprem sonrası gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Hasari Figen enkazdan çıkan papağanı sahiplendi. Figen omzundan inmeyen papağana Mucize ismini verdi. Bir baktım omuzuma kondu, bir daha da gitmedi. Enkazdan çıkan papağanı sahiplendi. Omuzundan inmeyen kuşa Mucize ismini verdi. 2 gün 3 gün zaten amcalarım enkaz altındaydı. Onlarla uğraştık. Hasari Figen depreme ailesiyle birlikte Adıyaman'daki evinde yakalandı. Neyse ki korkulan olmadı. Figen ve ailesi saniyeler içinde kendini dışarı attı. Bir güm sesiyle beraber zaten deprem başladı. Hemen kapıyı açtım. Mesela ben buraya gelmişim. 2 kilometre var. Yayın gelmişim. Yağmur yağıyor. Nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Figen daha sonra ekiplerle enkaz altındaki akrabalarını kurtarmaya çalıştı. O esnada enkazdan bir papağan çıktı. O gece depreme yakalanmıştı Adıyamanlı Hasari Figen. Evinden hızlıca çıktı. Annesini babasını merak etti. Onların evine geldi. Akrabaları enkazdaydı. İşte akrabalarını enkazdan çıkarmak isterken o anda bu gördüğünüz sultan papağanı Hasari Figen'in omzuna konuyor. Orada kuşa su veriyor ve o gün bugündür Hasari Figen'in omzundan o kuş hiç ayrılmadı. Perişandı. Islaktı. Getirdim eve, su verdim, yemek verdim. 3 gün titriyordum. Sahiplendiği kuşa suyunu içirdi, yemini verdi. Bir an olsun yanından ayırmadı. Omuzuma geldiği zaman mesela çarşıya gidiyorum ya. 2 saat boyunca dolaşıyorum. Hiç inmiyor. Oturuyorum mesela çay diyelim bir yerde çay. Hiç inmiyor. Yürürken, gezerken, çadıra giderken, çarşıya giderken 24 saat Hasari Figen'in omzundan hiç ayrılmıyor bu görmüş olduğunuz sultan papağanı. Onu çok sevdi ve onunla birlikte hayatı yaşıyor. Mucize papağan çocukların da ilgi odağı oldu. Miraç, bu kuşu sevdin mi? Neler yapıyorsun? Elim alıyorum ve omzumu koyuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.